Arkadaşlar selam. Şimdi bu yeni nesil müzisyenlerle eski müzisyenlerin avantajları ne, dezavantajları ne? Şimdi bizim ilk defa müzikle tanıştığımız senelerde, ben 80 doğumluyum. 10-11-12 yaşta tabii ben müzikle tanıştım. Dinlemeye başladık. Bu kadar çok fazla müzik yoktu. Bu kadar çok fazla müzik yoktu. Müziğe ulaşamıyordun. CD bile yoktu. Kaset formatındaydı. Kasetler de orijinali yok. Kopyası falan filan. Zaten o zaman bu kadar teknoloji ilerlemiş değildi. Kayıt stüdyoları olmadığı için ben tabii bunun istatistiğini yapmadım ama 90 yılında bir yılda kafadan attım. 100 şarkı üretiliyorsa bugün kesin 10 bindir yani. Bakın kaç kat artmış yani, kesin 10 bindir, belki de 100 bindir. Çünkü bunun istatistiği elimde yok. Araştırmak lazım. Google'larda illa vardı. Şu anda çok sayıda yani müzisyenlerin sayısı da çoğaldı. Ürettikleri eser sayısı da çoğaldı yani. Çok fazla bol bol bir üretim var. İşte hep tartışılır. Eskiden mi müzikler daha iyiydi? İşte bugünkü müziklerinde. Bakın. Geçmiş zamanda da tabi 70 zamanda yani az eser üretiliyordu. Kaliteli üretiliyordu. Neden? Adamların zaman kaygısı yoktu. Adam dinlene dinlene albümünü yapıyor yani. Şimdi bu internetlerle, bu bilgi çağında artık adam yaza şarkı yapayım. İşte konserler geliyor, şarkı yapayım. Aman bak ne kadar 5 ay oldu şarkı çıkartmıyorum vesaire, böyle bir baskı altında acele acele şarkılar yapılıyor. Bu da ne yapıyor? Tabii ki kaliteye yansıyor yani. Kaliteye kesinlikle ve kesinlikle yansıyor. Ama eskiden böyle bir durum yoktu. Şimdi eskiden medyalar bu kadar yaygın olmadığı için hani orospuluk, işte fahişelik, kaşarlık falan, hani bu kaşarlar işte İbineler diyelim. Yani bu şov müzisyenleri bu televizyonlardan sonra çıktı. 90'lı yıllarda televizyonlarda az olduğu için hani böyle kaşarlık çok fazla bu kadar ilerlememişti. Orospuluk bu kadar, yani orospu orospuluğunu yapıyordu baba. Şimdi bu televizyonların çıkmasıyla birlikte orospular müzik sektörünün içine daldı. Nereden daldı baba? Prodüktörlerin, işte yapımcıların altına yatarak veyahut da bir tane paralı baba, bir tane dede bularak otel odalarında bunlara baba kaya 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 yerleştire yerleştire baba, bunlardan şarkıcı yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar. Bu sistem böyle gider. Hani değişeceğini diyen varsa kendini kandırır, değişmeyecek. Yani bu fahişelik sistemi, bu orospuluk sistemi devam edecek. Bunu da böyle bir not olarak düştüm. Şimdi eskiden mi iyi müzik vardı, günümüzde mi iyi müzik yapılıyordu? Bakın eskiden hani kayıt olarak inceleyelim. Hadi kayıttan girelim olaylara. Eskiden kayıt ekipmanları çok pahalıydı. Herkes ulaşamıyordu. Stüdyo deyince millet uzay mekiği falan gibi bir şey hayal ediyordu. Yani stüdyoya girmek NASA'nın uzay mekiğine girmek gibi. Neden? Çünkü o masalar, o mikserler, o şeyler. Yani bakın bizde bile, bende bile yani bir 5-10 sene önceye kadar, yani bir 5 sene önceye kadar bende bile böyleydi. Yani sıradan insanlara söylemek bile istemiyorum. Bu bende bile öyleydi. O kadar yani, o kadar böyle beynimize işlenmiş ki ya, pahalıydı bu bir SSL masa, yüz binlerce, 100 bin dolar mı kaç bin dolarmış, hesapla 600-700 bin TL, kim alacak onu? İstanbul'da kaç tane stüdyo vardı o senelerde? 3 tane, 4 tane sağlam stüdyo vardı. Ama işte ne zaman? 2005'ten sonra ülkemizde, hem ülkemizde hem dünyada bu masaüstü diye tabir ettiğimiz bilgisayarlar fiyatları ucuzladı. Bunlardan bol üretmeye başladılar. Her eve girdi. Girince de tabii müzik plugin firmaları türedi. Bakın o bildiğimiz o analog makinaların millet pluginlerini yaptı. Bilgisayarın içine ağır ağır soktu bunları. Birer birer, ilk önce ilkeldi bunlar. Analog çok öndeydi. Her gün gelişti 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 yani.
Bilgisayarın içinde reverb var, delay var, harmonizer var, kompresör var, equalizer var, her şey var. Yani normalde somut böyle eskiden o gördüğünüz o stüdyolarda şey bilgisayarın içine soktular. Ve tabii daha pratik. Aynı işi görüyor. Bazıları hala analog savunuyor ama yani neticede işin olduğuna bakalım. Ben analogtan daha kötü olduğunu zannetmiyorum bu dijitalin. Çünkü dijital baba yani. Analogta kablo var, o var, bu var, arıza yapma. Bir de oraya makineye git, orada elinle onu hareket ettir. Böyle bir mouse'la tık orada işini hallediyorsun. Şimdi dediğim gibi eskiden orospuluk, fahişelik bu müziğin içine bu kadar dalmadığı için daha böyle iyi kaliteli müzik vardı. Orospular, İbneler müziğin içine girdi. Yani müziğin kalite şöyle müziğin içine girmedi bunlar aslında. Bunlar bir orospu, bir fahişe müziğin içine hiçbir zaman giremez. Solist olarak oraya sahneye koydular bu kaşarları. Bu orospuları oraya koydular. Bakın orospu diyorum. Açık açık orospu diyorum. Orospuları, tamam mı? Yani normalde işte gecede 50 dolara 100 dolara kayabildiysen orospuya baba eline mikrofon verirsen sahneye çıkartırsan orospu oluyor 10 bin dolara kayıyorsun o kariye. Kayamazsın bile. Babalar kayıyor bir daha. Yani işte bu biznesin bu tarafı. İşte İbnesidir, orospusudur girdikten sonra tabi yani hakiki sanatçılar, zanaatkarlar bunlara hizmet etmeye başladı. Yani bunların hizmetçisi olduğu için iyi bir besteci, iyi bir aranjör. Neden baba orospu da ünlü olduktan sonra tabi sahne paraları da farklı oluyor. İyi para kazandı. Tığ zirveye ut bak. Derler 5 gramla zirveye, 5 gramla zirveye oturuyor. Aranjörü de kontrol altına alıyor. Besteciyi de kontrol altına alıyor. Stüdyocuyu da, kameracıyı da. Hepsini çünkü para bunda. Çünkü şak 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 flaşlar patlıyor. Bu benim bahsettiğim dönem tabi televizyonun olduğu çağlarda. Şimdi yani az orospular vardı. Az fahişeler o zaman. Az orospular, az fahişeler vardı. Televizyon çağında. Şimdi baba internetler çıktı. Twitter'lar falan çıktı. Şimdi orada yani sanki orospular klonlandı. Neden? Bir tek Show TV vardı. Show TV'ye çıkan işte ATV'ye çıkan oraya buraya kanala çıkan hani büyük orospu olabiliyordu veya onların magazin etlerine. Baba şimdi Instagram denen bir şey var. Facebook denen bir şey var. Twitter denen bir şey var. İşi bilen orospular hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendilerini oradan da pazarlayabiliyorlar. Yani işin o tarafı da var. Ama orospuluk sistemi değişmedi. Eskiden bir orospu vardı. Şimdi orospular çoğaldı yani. Orospuluğu şimdi fahişenin bakıyorsun elinde işte iPhone var. Çalışmıyor. Ha ne yapıyor? Gelecek nesile gençlere de örnek oluyor. Orospuluğun para kazandırdığını. Aa, ne diyor ondan sonra kız ben niye çalışayım diyor ya bakar mısın ya bunda diyor iPhone var diyor ya iPhone var diyor bu nasıl arabalarda geziyor diyor bu Nusrettin o böyle tuz o Nusret onun önüne o tuzu serpiyor diyor yatarım diyor baba ben yatarım diyor hani ben yatarım bunların altına hani bu pompalanıyor pompalandı hani bakın Türkiye'de değil dünyada böyle bir orospuluk prim yaptı dünyada ya sana Türkiye olarak bunu görürsek hani kendimiz Türkiye bunun parçası. Türkiye bundan kopamazdı. Çünkü dünya hakikaten yani böyle bir merkezden yönlendiriliyor demek istemiyorum. Böyle bir şey yok. Çünkü düşünsene bir merkezden iyi bir şey sunsan kimse kabullenmez. Ama nerede orospuluk, nerede kahpelik var böyle bir sağ millet hemen kapıyor onu. Demek ki insanların genlerinde kötü olana İnsanın doğasına aykırı olana ne bileyim rağbet var. Uzun konu. Saklıyoruz ama yani bunları bu orospularla yani müziği anlatamazdım yani sadece. Sadece müziği anlatamazsın. Bunlar anlatmadan bunu anlatamazsın çünkü iç içe girmiş durumda. Şimdi baba eskiden tekrar başa dönelim. Dinleme imkanın dediğin gibi adam Yunanistan'da doğdu. Yunanistan'daki sanatçıların kasetini biliyor. Ama Endonezya'da nasıl müzik yapılıyor haberi bile yok. 40 yılda bir orada
Endonezya'dan bir şarkıcı Amerika'ya gidecek de orada bir albüm yapacak da Endonezya isimli ülkeden bile haberin yok. Bugün ne artısı var? Bak bak bugün İran'dan tut. İran ne müzik yapıyor? Azerbaycan, Kenya'sı, osu busu saniyede ulaşıyorsun. Yani her yerden bugün müzisyen beslenebilir. Alet sıkıntın yok. $100 ver bir ses kartı al. $100 ver bir tane mikrofon al. Bir tane bilgisayarın olsun. Lapır lapır şey bas yani. Beste sal. YouTube'a yükle yani. Hiç kimseye ihtiyaç duymadan. Satılırsan para da kazan. Yani şimdi bu bilgi bombardımanının eksi yönleri ne bence? Bence eksi yönü şu. Bilgi bombardımanının. Şimdi eskiden Yunan'ın kendine has bir tarzı vardı. Yani Yunan besteci mesela. O müzikle büyümüş. Adam bilmiyor Türkiye'de ne var. Yani işte Amerika'da ne var. Adam orada kendi yöresini müziğe ve yıllardır yani belki de 50 yıldır belki de 100 yıldır hani bilemez 200 yıldır orada o müzik yapılıyor. O kendine has yani. Şimdi adam Türk sanatçılarını da çünkü kulak bu arkadaşlar. Dinliyorsunuz. Türkçe tık etkileniyorsun. Tak beğen yazıyor bunu. Amerikalı bir tane R&B şarkıcı tık. O da beğenini yazıyor. Kendinden bahsediyorum bu arada. Yani. Ben 93'ten beri başladım araştırmaya bu dünyadaki müzikleri. Ona giriyorum. Bunu beynimin içi. Yani ulan hangi müziği yapacağım ben dedim yani. Onu dinlemişim, bunu dinlemişim. Yaptığım müzikleri bir bakıyorsun. Bir öncekiyle bir sonrakinin hiç alakası bile yok. Alakası bile bana çoğu zaman diyorlardı. Abi sen oyun havası mı yapıyorsun, rap mi yapıyorsun? Tabii bugün oyun havasıyla rap birleşti ama ilk ben başladığımda bana herkes öyle diyordu. Abi sen oyun havasıyla rap mi yapıyorsun ya? Bu nasıl bir şey işte? Bu böyle bir müzik bu nedir? Bana çok sorusu geldi bunun. Çünkü neden? Adam rap alışmış dinlemeye. Ulan bakıyor tırnalara. Ay anasitim bu oyun havasının içine rap ne alaka diyor. Bugün yapılıyor artık. Yapılıyor. Biz çok işte bazı şeylerde önceden başlamak da iyi değil. Çok önceden hani başlamışız demek ki. Şimdi artılarını, eksilerini eskiden şarkı sözlerine bakın. Yani şarkı sözlerinde bir anlam vardı. İşte Queen var mesela. Bakın şarkı sözlerine ben İngilizce bilmiyorum. Tercüme ettim. Adam evrenden bahsediyor bir şeyden. Yani Barış Manço'nun şarkı sözlerine bakın bir şey anlatıyordu. Eski şarkılar. Bir şey anlatıyordu. Şimdiki şarkılar baba. Yani bir şey anlatmıyor. Daha doğrusu bir şey anlamasını dahi istemiyorlar insanların. Anlamadığın zaman bir şarkıdan çünkü tekrar tekrar dinliyorsun. Bir şarkıda ne söylemiş bu, ne anlatmaya çalışıyor tekrar başa alırsın. Tekrar başa alırsın. Anlamasan bile içinden birkaç tane kelimeye takılırsın. Yani bu çözülmesi de şarkının şeyini azaltıyor dinlenmesini, reytingini. Bugünümüz müziğine göre. Şimdi bugün doğmuş bir çocuk. Mesela 2000'den sonra adamın kulağı o bol kompreslenmiş müziklere alışmış. O davullara, kicklere alışmış. O tizlere, o sintlere alışmış. Yani ses şiddeti dediğimiz mevzu 90 yılında üretilen bir parçayla işte bugün 2020'ye geldik. Üretilen bir parçanın ses şiddeti 2-3 kat fazla. Yani adam şiddetli bir müziğe kulağa alışmış çocuğun. Çocuk diyorum. Çocuğun kulağa alışmış. Düşük ses seviyeli bir müzik dinlediği zaman bakın kompres yapılmamış. Otomatikman o müziği reddedip kapatıyor. Bu kötü diyor, eski diyor. Yani adamın kulağı ona alışmış bir defa dinlemiyor bile içinde ne var ne yok. Tamamen yapaya alışmış çünkü kulağı. O şiddetli şeylere alışmış, onu dinlemiyor bile. Kapatıyor. Bugünkü nesilden bakın genelden bahsediyorum. Hani genelliyorum. Yoksa hani arada istisnalar vardır. İstisnalar zaten kaideyi bozmaz. Yani şimdi durum dediğim gibi teknoloji ilerledikçe müzisyenlerin sayısı da arttı. Müzik yapanların sayısı da arttı. Tabii arttığı zaman da ne olacak? Zaten kalite düşecek.
Bu defa ne oluyor? 90 yılında 100 şarkı üretilip bunun işte kafadan attım. 40 tanesi, 50 tanesi hakikaten shit, 50 tanesi işte sıradan şarkı unutuluyorsa bugünlerde 100 bin şarkı üretilmiş. Bu defa ne oluyor? Hem kalite düştü. 50 bin tane, 60 bin tane iyi şarkı, geri kalan onun yanında mesela 5 bin tane iyi şarkı, pardon, 95 bin tane de kötü şarkı yapılıyor bugün. Belki daha fazla. Ben oranı çok şey yaptım. Oranları bilmiyorum. İyi kötü çünkü dediğim göreceli kavram ya. Yalnız ezici çoğunluk kötü ve düşün. Yani sen bir markete giriyorsun baba, iyi bir elma alacaksın ama o kadar çok çürük elma var ki seçemiyorsun ya. Elmaların arasında boğuluyorsun. Bir tanesini alıyorsun, yiyorsun hani. Ki o elma gördüğün için bu müzik, bunu anlaman da çok zor. Ben de çok yanılmışım. Bilgisayarımda eski zamanda yok. Rap parçaları, o bu kaydetmişim. Aa bakıyorum şimdi. Ulan diyorum ben bunu niye dinlemişim? Ben bile. Bakın ben bile yanılmışım. Müzisyen bile yanılabiliyor. Siliyorum şimdi, siliyorum. Ulan diyorum bunu niye tutmuşum bilgisayarımda? Niye tutmuşum? Şimdi sıradan insanlar ne yapsın yani? O yüzden onlara da kızmamak lazım. İşte yok işte dinleyici kötü müzik. Ama adam ne yapsın baba? Dolmuş, böcekle dolmuş, etraf dolmuş. Ben kendimden biliyorum. Ben burada olmayacak çoluk çocuğa kayıt alıyorum ve bunlar tabii internette paylaşıyor bunları. Aldım, ben stüdyo açalı beri bilmiyorum. Ben bile 200 tane çöp şarkı kaydetmişimdir. 200 çöp şarkı. Orada YouTube'da duruyor onlar. Ben de çöp yarattım yani. Çöp şarkı. Çöp şarkılar neden? Para için yarattım, yaratmak zorundaydım. 200 tane çöp şarkı yani. Başka neler yapıyorum? Bunlar uzun mevzular anlattım. Ama orospular mevzusu önemli. Orospular baba yani her zaman daha çok para kazanacak. Daha çok değer görecek. Böyle yani. Ama inkar edemezler. Orospuluklarını da inkar etmeyecekler. Yani orospu onlar birer orospu. Bitti. Mikrofon da aslında o bir orospudur yani. Bunu ben söylüyorum. Kodok yanan söylüyor. İtirazı olan varsa lan bir ses. Hayır ya böyle bir şey yok. Sen yalan söylüyorsun. Sen yalancısın. Sen iftiracısın. Hepiniz biliyorsunuz kimlerin orospu olduğunu zaten. Sanatçılar zaten belli. Zanaatkarlar. Sanatçı zanaatkarlar. Bu işe emek verenler zaten belli. Şimdi bu video klipler benim de elimi kolum bağlıyor. Maddiyat yatırmak lazım. Paralar yok. Şu anda yani maddi olarak klibe yani bütçeli güzel bir şeyler yapmak istiyorum. Ve buna da bütçe lazım. Şu anda da ona yatıracak bütçem yok. Ona bütçem yok. Kamera almak istiyorum kendime. Kamera almam lazım. Ki artık yani hayat öyle bir şey gerektirdik yani. Her şeyden mecburen kendin yapıyorsun baba. Ama o gün bir kamera takımı almaya kalksan işte kamerasıdır, lensidir, mensi 10-15 bin TL yani en kötü iyi bir şey işte tabi. Tabi bunlar fiyat fırlıyor da hani ortalama iyi dedim. Ortalama bir şey alacaksan 10-15 bin lira para yapıyor yani. Bakıyorum. Eldeki bütçeye paraya bakıyoruz. Ben de işte kamera. Şu anda Orgun mesela satışa çıkardım. Daha düşük bir ork alacağım. Onunla düğünlere devam edeceğim. Biraz param var, üzerine ekleyeceğim. Yani bir gimbal, bir aynasız bir kamera almayı planlıyorum. Bakalım ne olacak, ne gidecek. Böyle serileri bu noktada, bu tarzda konuşmamı istiyorsanız yorum atın, likelayın. Sizleri seviyorum. Bana bu hayatta hiç kimse ne konuşacağımı söyleyemez arkadaşlar. Hakikaten. O yüzden de kimse akıl vermesin. Sevenler kanalımı takip etsin. Sevmeyenler de defolsun gitsin. Sizleri seviyorum. Beni sevenleri ben de seviyorum. Sevmeyenlere asla. Saygıya saygı.